Burada hidroborasyon yükseltgenme için genel bir tepkime görüyoruz ve bir alkenle başlıyoruz. İlk adımda hidroborasyon yapacağız. Yani BH3 dediğimiz boran ve THF dediğimiz tetrahidrofuranı alken ekleyeceğiz. İkinci adımda ise hidrojen peroksit ve bir hidroksit iyonu kaynağı ekleyeceğimiz yükseltgenme yapacağız. Ve sonuç olarak ürünümüz böyle olacak. Görmüş olduğunuz gibi çift bağın her iki yanına bir OH ve bir hidrojen ekleyeceğiz. Çift bağı artık yok ve OH bu karbonlardan birine bağlanırken hidrojen de diğerine bağlanıyor. Peki bu OH'ı ve hidrojeni hangi karbona ekleyeceğimizi nasıl bilebiliriz? Şimdi bölgesel kimyayı düşündüğümüz zaman buradaki anti Markovnikov kuralını görüyoruz ve bu da OH'ın daha sübstitüe olan karbona eklendiği anlamına geliyor. Bunu anlamak için bir sonraki videoda anlattığım hidroborasyon yükseltgenme mekanizmasına bakmamız gerekiyor. Çünkü bu videoya sığmayacak kadar uzun. Ayrıca bir sonraki videoda bu tepkime için stereo ile ilgili ayrıntılara değineceğim. Burada sin katılması ortaya çıkıyor. Ki bu da hidrojen ve OH'ın aynı tarafa eklendiğini ifade ediyor. Pekala. Şimdi buradaki hidroborasyon yükseltgenme örneğine bir bakalım. Yine bir alkenle başlıyoruz. Tabi şimdi hidrojen ve OH'ı çift bağın her iki yanına ekleyeceğimizi biliyoruz ve OH'ı daha sübsütü olan karbonu ekleyeceğiz. Öyleyse şimdi çift bağımızdaki iki karbonu bulalım. Biri burada, diğeri de şuradaki. Peki. Bu karbonlardan hangisi daha sübsütü olan karbondur? Açıkça görülüyor ki aradığımız daha az süpsüte olan karbon. Bu üstteki karbon ve demek ki o OH aşı bu karbonu ekleyeceğiz. Öyleyse devam edip ürünümüzü şuraya çizelim. O OH aşı üstteki karbona ekliyoruz. Bu karbonu mor renkle gösterelim. Hidrojen ise aşağıdaki karbona eklenecek. Bu karbonu da kırmızıyla işaretleyelim. Tabii şu an hidrojeni çizmeyeceğim ama eklendiği yer normalde bu karbon olacak. Evet, ürünümüz bu. Son ürünümüzü çizmek için stereo kimyayı düşünmemiz gerekmiyor. Çünkü burada işaretlediğimiz mor renkli karbon kiralite merkezi değil. Kırmızı renkteki karbon da kiralite merkezi değil. O zaman şimdi ürünlerimizi çizerken stereo kimyayı düşünmemiz gereken bir örneğe bakalım. Evet, arkelimiz burada. Çift bağın her iki ucundaki karbonlara baktığımızda, yani burası ve şurası, bunun bir hidroborasyon yükseltgenme olduğunu biliyoruz. Yani o aşımızı daha az sübsütü olan karbona ekleyeceğiz. Ve elbette bu özelliğe sahip karbon da şu sağdaki karbon. O zaman bölgesel kimyayı düşünerek o aşımızı bu karbona ekliyoruz. Ürünümüzü çizerken henüz stereo kimyayı hesaba katmıyoruz. Dikkat edin. Evet, mor renkte işaretlediğimiz bu daha az sübsütü olan karbona o aşı ekledik. Ürünümüze baktığımızda bu karbon şurası oluyor. Ve yuvarlak içine aldığım bu karbon kiralite merkezi. Dolayısıyla stereokimyayı şimdi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi diğer tarafa baktığımızda soldaki karbon kiralite merkezi değil. O zaman kırmızı karbonu değil, moru düşünüyoruz. Bu durumda sin katılması olan stereokimyayı düşüneceğiz. Yani hidrojen ve OH'ı aynı tarafa ekleyeceğiz. Öyleyse şimdi bu alkeni düşünmemiz lazım. Sarıyla işaretlediğim bu karbonlar sp2 hibritleşmiş karbonlar ve bu karbonların çevresindeki geometrik yapı düzlemsel. Hidrojen ve o OH aşı eklememizle bunları sp3 hibritleşmiş karbonlara dönüştüreceğiz. O zaman buraya ürünlerimizden birini çizmeye başlayalım. Olası ürünlerimizden biri hidrojen ve o OH aşı aynı tarafı ekleyerek ortaya çıkacak. Hidrojeni bize dönük bir şekilde duracak şekilde kama şekliyle çiziyoruz. Ve aynı şekilde o aşı da bu şekilde çiziyoruz. Hangi karbonu ekleyeceğimizi biliyoruz. Onu zaten bulmuştuk. Yani o aşı bu sağdaki karbona, hidrojeni de hemen yanındaki kırmızı karbona ekliyoruz. Şimdi kama üzerindeki hidrojen ve o aşın sin katınmalarını görelim. O zaman şuraya geri dönüp bu karbonlara neyin bağlı olduğuna bir bakalım. Bu mor renkli karbon aşağıdaki çizimde şurası oluyor. Peki bu karbona başka neler bağlı? Burada bir hidrojen var. Tabi şimdi stereo kimyayı düşündüğümüzde bu hidrojenin ürünümüzde düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde durması gerek. Arkenimizdeki bir sp2 hibritleşmiş karbondan sp3 hibritleşmiş karbona geçiyoruz. Yani bu hidrojen düzlemde bizden uzaklaşıyor. Şimdi diğer karbona bakalım. Bu karbonu da kırmızı yapalım. Ürünümüz de tam şurası. Peki bu kırmızı karbona neler bağlı? Burada bir metil grubu görüyoruz. Şimdi hidrojen bize dönük bir şekilde duruyor. O zaman bu metil grubu da bizden uzaklaşacak şekilde duracak. Şu şekilde. Olası ürünlerimizden biri bu. Şimdi buraya o aşığı bize dönük bir halde göstererek ürünümüzü çizelim. Evet o OH aş bize dönük duruyor ve işte olası ürünlerimizden biri bu. Peki diğer ürünlerimiz nasıl olacak? Bu kez hidrojen ve OH'ı aynı tarafa ekleyerek kama yerine kesikli çizgilerle gösterelim. Yani bu kez bizden uzaklaşan bir hidrojen ve OH'ımız var. Bildiğiniz gibi bunları kesikli çizgilerle gösterebiliriz. Bu da hidrojenin kama şeklinde olması gerektiği anlamına geliyor. Öyleyse hemen şuraya bu hidrojeni kama şeklinde ekleyelim. Şu şekilde. Diğer karbon yani şu kırmızı olana bağlı metil grubuysa aynı şekilde kama şeklinde olacak. Yani metil grubumuzu CH3'ü şuraya çiziyoruz. Evet, böylece bu molekülü OH'ı bizden uzaklaşacak şekilde çizebiliriz. Kiralite merkezimizi önceden tanımlamıştık. Bu karbon bizim kiralite merkezimiz. Dolayısıyla OH kama veya kesikli çizgilerle gösterilebilir ve elbette bu iki ürün arasındaki ilişkide birbirlerinin enantiyomerleri olmalarıdır. Evet şimdi bölgesel kimyayı ve stereo seçiciliği düşündüğümüz başka bir örnek daha yapalım. O zaman şuradaki görsele bakalım. Arkenimiz bu. Bunun artık hidroborasyon yükseltgenme tepkimesi olduğunu biliyoruz. Evet çift bağımız da burada ve ucundaki karbonlarsa şunlar. Üstteki örneklerde yaptığımız gibi o aşı daha süpsütü olan karbona ekleyeceğiz. Bu iki karbona baktığımızda elbette bu karbon aradığımız karbon. Şimdi sadece bölgesel kimyayı düşünerek ürünümüzü buraya çizmeye başlayalım. O aşımızı bu karbona ekliyoruz. Tabii üstte şurada bir metil grubumuz da vardı. Evet, şimdi karbonlara bakalım. Morla işaretlediğim karbon şurası oluyor. Ve kırmızıyla işaretlediğim bu karbonsa ürünümüzde şurası oluyor. Böylece hidrojenimizde bu kırmızı karbona eklenecek. Şuraya CH3'ü de ekleyelim. Şimdi elimizde iki tane kiralite merkezi olduğunu görüyoruz. Yani kırmızı ve mor karbonlar. Stereo ele alalım. İlk önce buraya ürünlerimizden birini çizelim. Burada bir sin katılması olacak. Yani hidrojen ve OH'ı aynı tarafa ekleyeceğiz. OH'ın hazırda alttaki karbona bağlı olduğunu biliyoruz. Şuraya bize dönük olan yani kama şeklinde olan OH'ı çizelim. Şimdi de hidrojenimizi diğer karbona ekleyelim. Tabii OH'la aynı tarafta olduğunu göstermek için hidrojeni de kama şeklinde çiziyoruz. Kırmızı karbona bir bakalım. Bu karbona başka neler bağlı? Şimdi hibritleşme durumlarını değiştirdiğimize göre artık bu metil grubunu düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde gösterebiliriz. CH3 işte burada. Evet olası ürünlerimizden biri bu. Şimdi yanında bir diğerini çizelim. Diğer olasılıkta OH ve hidrojeni bu kez kesikli çizgilerle göstereceğiz. Yine bu ikisini zıt taraflarda gösterebiliriz. Burada OH ve şurada ise aynı şekilde bir hidrojen var. Üstteki kırmızı karbonun stereo kimyasını düşündüğümüzde bu metil grubu artık bize dönük bir şekilde duracak. O zaman bu metil grubunu şöyle kama şeklinde çizelim. Evet, burası CH3. Tabii eğer isterseniz OH'ın bağlandığı karbona hidrojeni ekleyebilirdiniz ama şu noktada duruyorum. Çünkü elimizde ürünlerimiz var. Peki, bu moleküller arasındaki ilişki nedir? Bunlar birbirlerinin enantiyomerleridir. Yani iki kiralite merkezimizde de karşıt mutlak konfigürasyon var.